Kendini Dolandırmak isimli bir deneme yazısı okuyorum. Hep büyük kentlerin birinde ve en çok da en az acıdığımız İstanbul'da cadde üstü bir evimiz olmasını diliyoruz. Kulağımızın dibinden taksiler geçsin istiyoruz. Gürültü bize anlaşılmaz, tuhaf bir güven duygusu veriyor. En çok sessizlikten korkuyoruz. Bir insanla yan yana ve uzun uzun susabilmemiz için dost olma şartı arıyoruz. Yoksa rahatsızlık veriyor bize bütün susuşmalarımız. Ve ana caddeye ne kadar yakınsak o kadar prim yapıyoruz. O oranda fazla kira ödüyoruz. Pencerelerini bile doğru düzgün açamadığımız, balkonlarında sadece turşu bidonlarımızın oturduğu evlere. Ve zaten hayatımızı, zamanında şurada bir ev vardı, alamadık. Üzerine kurduğumuz ve hiçbir tarihi fırsatı zamanında değerlendiremediğimiz, o zaman dağbaşı olan yerlerin sonra mükemmel caddeler haline geleceğini öngöremediğimiz için ve kaçırdığımız fırsatlar berberimizle geyik muhabbetlerine meze olduğu için ve hepimizi zamanında Gençler Birliği'nden ya da Fenerbahçe altyapısından istedikleri ama biz gitmediğimiz için kendimizi dolandırmayı meslek edindik. Aramızda babası zamanında trilyoner olmayı ıskalamamış hiç kimse yok. Hepimizin aslında futbola aşırı bir ilgisi ve anormal bir yeteneği vardı. Ama ah, o babalarımız bizim Pele olmamızı istemediler. Ağaç yaşken eğiliyordu ve babalarımız bizi yaş odunla dövüyordu. İşte bu yüzden kendimizi dolandırmayı meslek edindik. Evlerin caddeye bakan taraflarını boyayıp arka cepheyi boş veriyoruz. Çünkü hayat caddedir ve asıl caddeden geçenlerin gördüğü önemlidir. Biri yanılıp arka plana bakmışsa, takılmışsa zaten hayatımızın dışına çıkmıştır. Hali hazırda iki boyuta ancak yetiyor dimağımız ve boyamız. Çünkü biz hayatımızı başkasının gözüyle seyrediyoruz. Dudağımız ince ise uyduruk rujla kalınlaştırıyoruz. Göğüslerimiz ufaksa palavracı sudyenler takıyoruz. O sudyenlerin televizyonda açık açık reklamı yapılıyor. Alınıyor, satılıyor, takılıyor. Yani yalanın yalan olduğu açık açık ilan ediliyor. Alırsanız herkesi kandırabilirsiniz deniyor ama gece olup da İş sevişme iklimine dönüştüğünde acı veya küçük gerçek kaba gibi meydana çıkıyor. Kimse kimseye göğsünü gere gere göğüslerini göstermiyor. İşte bu yüzden kendimizi dolandırmayı meslek edindik. Ankara'dan Esenboğa Havalimanı'na giderken gecekonduları göreceksiniz. Sakın şaşırmayın. Ve başkentimize gelen yabancıların ilk gördüğü manzaranın o gecekondular olduğunu düşünüp hayıflanacaksınız. Askeri junta o işin çaresini bulmuştu. 12 Eylül'de bütün evler beyaza boyanmıştı. Devlet toplu konut yapamıyorsa o vakit beyaza boyar. Bu kadar basittir. Çünkü beyaz her şeyi aynılaştıran nefis bir rengimizdir. Ve temizliği her yerde en güzel şekilde temsil etmiştir. Yani emeklilerin kuyruğuna çare bulunamazsa devlet tek sıra yapar. Sorun çözülmez ama en azından düzgün bir kuyruk olur. Düzgünlük bizim için her şeyden önemlidir. İşte bu yüzden örneğin siz hiç Taksim'in orta yerindeki Atatürk Kültür Merkezi binasının arka cephesini gördünüz mü? Ya da İstiklal Caddesi'ndeki binaların birçoğununkini? Sanki arka sokaklar yalnız kediler içindir. Hep yasa dışı, hep boyasız, hep terk edilmiş. Çünkü daha çok insan geçer ana caddelerden. Bu yüzden kalabalığa yedirir, gürültüye getiririz her bir şeyimizi. Bir şeyin gerçekten öyle olması önemli değildir zaten.
öyle sanılsın yeter. İş ki dekorumuz sahici olsun. İşte bu yüzden sohbetlerimizdeki kahve tadı eksilmedi. Çetleşiyoruz artık. Teknolojik bir yeniliği gerici bir şekilde kullanmakta bizden iyisi azdır nasılsa. Artık geyik muhabbetlerini kahvehanede değil de son model bilgisayarlarda, telefonlarda yapıyoruz. Olmayan bir isimle, olmayan bir yerde, olmayan bir sohbet yapıyoruz ama bunun gerçekliğine inandırıyoruz kendimizi. Oysa güneş gözlüğü bile göz bebeklerini sakladığı için gerçek bir tanışmaya engelken bu sanal kandırmacaya fit oluyoruz. İşte bu yüzden kendimizi dolandırmayı meslek edindik. Hep başkalarının bozuk gözleriyle, kimi uzağı kimi gözünün önünü göremeyen, seyrettik hayatımızı. Caddeye bakan tarafımızı parlattık da, arka cephemizi baştan savdık. İçimizi süslemedik. Misafir odalarımıza yığdık saray tipi koltuklarımızı ama bütün zamanımızı televizyon odasındaki çoktan ölmüş çekyatın üstünde zayi ettik. Hiç tanımadıklarımıza peygamber sabrı gösterdik. Ama en sevdiklerimizin en küçük kusurlarını bile bağışlamadık. Belki de sevdiğimizin o küçük kusurunu örtecek ya da büyükmüş gibi gösterecek bir sütyeni yoktu ve bütün kusuru buydu. Ama biz hemen sen bunu nasıl yaparsın dedik. Sana yakıştıramadık. Senden ummazdık. Dostluğumuzun caddeye bakan yüzünü sık sık yıkamamız gerekiyordu. Dostlarımız bizden tavlayıcı sahtelikler bekliyordu. Evcil yalanlar besledik saksılarımızda. Ve en sık söylediğimiz yalan şuydu. Biliyorsun, ben dobra bir insanım. Hiç dinlemem, lan gadanak söylerim. Zaten hepimiz dobrayız değil mi? Hep lan gadanak söyleriz gerçeği. Karşımızdaki kim olursa olsun, hep televizyonda belgesel yayınlansın isteriz değil mi? Tabii tabii. Bu söylediklerinize siz inanıyorsanız, sizin bir itirazınız yoksa size, benim için sorun yok. Ve işte bu yazıyı da hiçbiriniz üstünüze alınmadınız. Öyle yapan çok ama siz öyle yapmıyorsunuz değil mi? Çünkü kendinizi dolandırmayı meslek edindiniz. Kendinizi dolandırmayı meslek edindiniz.